Herkese merhabalar ben Ozan Tarık Bugün Facebook reklamlarında manuel bidding yani manuel teklif stratejileri nedir ve nasıl kullanılmalı bu konu hakkında konuşacağız. Evet bu videoda da ücret üst sınırı, teklif üst sınırı gibi teklif stratejileri hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz bununla alakalı detaylı bir video daha çekmiştik ama o günden bugüne değişen bir şey oldu. O videoda mesela Hedef ücret gibi bir teklif stratejimiz varken artık şu anda hedef ücret yok kullanamıyoruz. Ve onun yerine minimum reklam harcaması getirisi diye tabi ona göre çok daha farklı mantıkta işleyen e, yeni bir teklif stratejimiz oluştu. Şimdi isterseniz teklif strateji türlerinden bahsedeyim. Bu arada o diğer videonun linkini de o videoda çünkü detaylı şekilde genel mantık hakkında konuşmuştuk. Diğer videonun linkini de yukarı kartlara koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz otomatik olarak varsayılan ayar olarak reklamları açarken en düşük ücret olarak başlıyor. da seçtiğimiz teklif stratejileri tam olarak ne işe yarıyor diye kısaca soracak olursak, sizin reklamlarınızın açık artırmaya girerken neye göre açık artırmaya gireceğini belirlediğimiz kısım oluyor. En düşük ücreti seçersek Facebook her zaman için verdiğimiz günlük bütçenin ya da toplam bütçenin tamamını harcıyor ve bunun karşılığında size maksimum sonucu getirmeye çalışıyor. Ama eğer siz bu açık artırmalara manuel müdahale etmek istiyorsanız o zaman bir teklif sınırı, ücret üst sınırı ya da minimum reklam harcaması getirisi gibi teklif kontrollerini kullanabiliyorsunuz. Şimdi çok kısa hatırlayalım ücret üst sınırı neydi. E, ya da isterseniz önce şu minimum reklam harcama getirisinden bahsedelim. Şimdi bu diğer videolarda yok ve daha önce de çekmedik bununla alakalı bir, bir video. E, bu videoda anlatmış olalım. Minimum reklam harcamasını seçtiğimizde aslında biz Facebook'a şunu söylemiş oluyoruz. Biliyorsunuz bizim bir ROAS değerimiz var. Yani nedir o? Yaptığımız toplam ciro, o kampanyadan gelen toplam ciro bölü o kampanya harcadığımız toplam tutar. Yani ciro bölü harcanan tutar eşittir ROAS diyebiliyoruz. Bu minimum reklam harcama getirisi de zaten İngilizce seçti ROAS oluyor. Yani ROAS'a göre açık artırmaya girmek istiyoruz. Facebook'a bu kampanyadan ne beklediğimizi anlatmak istiyoruz. Peki bunu seçtiğimizde bu arada kampanya bütçe optimizasyonu açık ve hemen burada kampanya teklif stratejisinden değere dayalı seçebiliyorum. Pikseliniz aktif olduğunda ve değere dayalı sonuçlar almaya başladığında yani hemen açamıyorsunuz Yeni bir reklam hesabı değere dayalı reklam veremez kısaca. E, değere dayalı sonuçlarınız artmaya başladığında değere dayalı hedeflemeler yapabiliyorsunuz. Kampanyalar açabiliyorsunuz. Minimum ROAS'ı seçtiğimiz zaman Bakın burada hatırlarsanız reklam seti bölümünde şurada reklam yayını optimizasyon kısmında bir de değer diye bir bölüm var. Şu an kitle burada. Bu değeri seçebiliyor oluyoruz. Otomatik değere geçiş yapmış oluyor bu. Ve Facebook'tan reklamlarımızı bu bizim belirleyeceğimiz olan ROAS değerine göre optimize etmesini istiyoruz. Normal ücret üst sınırı veya teklif üst sınırından farkı ücret üst sınırı veya teklif üst sınırında bir alışveriş başına daha doğrusu ücret üst sınırında alışveriş başına tutar için reklamlara çıkarttırmaya girerken minimum ROAS'ta sadece alışveriş değil o alışverişin ne kadarlık bir alışveriş olduğunu da önemsiyor ve ona göre reklamlarınızı çıkarttırmaya sokuyor Facebook. Şimdilik mesela ücret üst sınırını seçtiğimizde biliyorsunuz Burada her bir reklam seti için kampanya bütçe optimizasyonu açık olduğunda veya olmadığında da bir ücret kontrolü belirliyoruz. Mesela burada varsayılan olarak değere dayalıyı açtığınızda şöyle bir değer gelecek. 0.01 gibi. Ee, bu şu demek? Ben ROAS'ta %1'lik bir dönüş istiyorum. Yani ben 100 lira reklam veriyorum ama 10 liralık satış yapsam da yeterli. Bunu eğer 1 yaparsam, %1 yaparsam o zaman Facebook'a şunu demiş oluyorum. Ben burada bu kampanyaya 100 lira veriyorum. Yani 100 lira para harcıyorum ve karşılığında da 100 lira satış istiyorum. Beni buna göre açık artırmaya sok. Ben buraya 2 yaparsam 100 lira veriyorum ve 200 lira satış istiyorum ve bu şekilde yukarı doğru gidiyor. Burada tabii gerçekçi hedefleri yani ben buraya tabii ki de 1 lira veriyorum 100 lira istiyorum dersem o zaman da yine bir önceki teklif üst sınırı, ücret üst sınırı gibi teklif kontrollerinde olduğu gibi bu kampanya gösterim almayacaktır. O yüzden burada da diğerlerinde olduğu gibi mutlaka sizin için doğru olan Mesela sattığınız ürün pahalı bir üründür ve bir alışverişin karşılığı çok daha fazla ROAS getiriyor olabilir. Çünkü CPM'ler biliyorsunuz sizin ürününüzün ne kadar pahalı ya da ne kadar ucuz olduğuyla doğrudan ilişkili değil demiyorum. Bence net ilişkili ama doğrudan ilişkili değil. Çok da o kadar büyük farklar oluşmuyor. Yani siz 5000 liraya bir mobilya sattığınızda da ya da 50 liraya bir işte kolye sattığınızda da CPM'ler o anki açık göre belirleniyor. O zaman ucuz ürün satarken burada daha fazla alışveriş istiyor olmak yani bir ücret üst sınırı değil de ucuz ürün satarken minimum ROAS'ı seçip ona göre optimizasyon yapıp bir ROAS hedefi belirleyip daha fazla alışveriş yapabilmesini bu kampanyanın sağlama şansınız yüksek. Onun dışında bu mantığı unutmayın. Yani buraya girdiğiniz tam değerler sizin Kaç ROAS istediğinizi anlatıyor bu kampanya. Minimum ROAS harcama getirisinin genel mantığı bu şekilde. Ücret üst sınırında ve biliyorsunuz hani hedef ücret kaldırıldıktan sonra ücret üst sınırı ve teklif üst sınırının bir önceki videoda anlattıklarıma göre mantığı birazcık değişti. Ücret üst sınırında ne demiştik? işte biz ücret üst sınırını seçip buraya bir alışveriş başı istediğimiz, daha doğrusu şu dönüşüm olayı başı istediğimiz tutarı giriyoruz. Mesela biz burada 10 lira girersek ücret kontrolüne Facebook'a şunu söylemiş oluyorduk. İşte 8 liraya da alışveriş getirebilirsin. 12 liraya da alışveriş getirebilirsin. Teklif üst sınırı girdiğimizde mesela 10 lira diye maksimum 10 liralık alışveriş getirebilirsin. Ona göre açık artırmalara girebilirsin. Böyle bir mantığı vardı. Bu sadece gösterim ve açık artırmaya girme mantığıydı. Her iki kontrol içinde. Ama şu anda ücret kontrolünde şunu söylemem lazım. Ücret kontrolünü daha doğrusu ücret sınırı teklif stratejisini kullandığımız zaman biz ortalama Facebook'a diyoruz ki alışveriş başı ücretim. Yani burada bakın gösterimle alakalı bir farklılık yok. Burada biz Facebook'a sadece alışveriş başı tutarın bizim için ne kadar olması gerektiğini anlatıyoruz. Yani hele mesela sattığınız ürünlerde karlılığınız sabitse öyle bir firmanız varsa yani her zaman için ürünü hep 50 liraya alıyorsunuz hep 100 liraya satıyorsunuz ve işte diğer giderleri çıktınız işte karınızın da kalması lazım %20 ve bir alışveriş başı tutarın 20 lirayı geçmemesi gerekiyor atıyorum o zaman buraya 20 lira yazdığınızda Facebook 20 lira olarak tutmaya çalışacak bunu ve buna göre açık artırmaya girecek. Bu 15 lira da olabilir yine 25 lira da olabilir. Ama tamamen alışverişe göre bu açık artırmalara giriyor. Ücret üst sınırında artık. Ama teklif üst sınırında durum biraz daha farklı. Teklif üst sınırında bir de biliyorsunuz müşterinin lifetime değeri vardır birçok sektörde. Sattığınız ürün mesela bir pahalı bir ürün oluyor olsun. 50 bin liralık bir mobilya satıyorsunuz atıyorum. Siz o müşteriye ne kadar ödeme yazırsınız? 50 bin liralık ürünü almaya çalışan satacağımız kişi ne kadar değerli zaten o kişi sayısı bayağı bir az o zaman teklif kontrolünü kullandığımızda özellikle yüksek fiyatlı ürün satıyorsak Facebook bize şunu soruyor. Ben nereye kadar rakiplerle yarışa gireyim? O yüzden burada daha yüksek, daha daha da yüksek mesela 1000 TL gibi teklif kontrolleri veriyor olmak size şöyle bir avantaj sağlıyor olacak. Bu tabi şu demek de değil. Yani siz 1000 TL verdiğinizde her zaman size en önde kullanacak değil. Tabii ki kullanıcının ne zaman veya kimden satın alacağı sadece burada yaptığımız stratejik kararlarla mümkün değil. Çıktığımız reklamın da çok önemi var, marka konumlandırmamızın da çok önemi var. Nasıl bir hizmet verdiğimizin de çok önemi var. Ama en nihayetinde burada strateji ve genel mantığı hakkında konuşuyoruz. Herkes bunların mantığını öğrenip kendi için daha doğru bir versiyonda kullanabilir. Teklif kontrolünde çok düşük değerler girerseniz büyük ihtimal reklamlarınız gösterilmeyecek zaten. Çünkü açık artırmaları kazanamadığınız için. Yani ücret kontrolüyle farkını çok net anlatmak istiyorum. Ücret kontrolünde siz bir alışveriş başı tutar için açık artırmaya giriyorsunuz. Ama teklif kontrolünde Facebook'a şunu söylüyorsunuz. Ben bir alışveriş için bu kadar ödemeye razıyım. Yani sizin mesela Mesela sattığınız ürünün fiyatı 100 lira oluyor olsun. 1000 lira girdiğinizde 1000 lira ödemeye razı olarak görüyor sizi Facebook ve 10 gün boyunca bir tane alışveriş getiriyor olması yeterli olacak size. Yani burada ne çok yukarı ve yani çok yukarı verdiğinizde bu sefer yani 1000 lira gibi bir rakam ya da 2000 lira gibi bir rakam verdiğinizde bu sefer erişim reklamı gibi de davranabilir. O yüzden buradaki optimum değer ne çok yukarıda ama ne de çok aşağıda. Rakiplerinizle olan yani rakiplerinizin ödediği alışveriş başı tutarlar neyse, e, onu çok iyi analiz edebilip bir şekilde kampanya sonuçlarınıza bakıp o analizde kendi daha doğrusu analiz derken bunu birebir bilmemiz mümkün değil tabi ama kendinizce matematiğini çıkartıp karlılıklarını çıkartıp vesaire buraya teklif kontrolünü ona göre girmeniz çok mantıklı olur. Yani ortalama işte piyasada insanların rakiplerinizin bir üründen ne kadar kar ettiğini, aşağı yukarı ne kadar hacimlerinin olduğunu bildiğinizi varsayıyorum. Bu noktada sizin de o üründen ne kadar kar ettiğiniz belli. Mesela 30 lira kar ettiğiniz bir üründe teklif kontrolü olarak mesela bir kıyafet firmanız var, giyim firmanız var. 60 lira giriyor olmak ya da 90 lira giriyor olmak çok da mantıksız değil. Neden? Çünkü ben şunu söyleyebilirim. Tamam ben o müşteriye ulaşmak için herkes 30 lira öderken ben 90 lira ödedim belki ama ben ona tekrar ürün sattığımda o müşterinin benim için ömür boyu değeri çok daha yüksek olacak. Çünkü kendime güveniyorum ve o müşterinin benim firmamdan alışveriş yaptığında olumlu bir deneyim yaşayacağından eminim. O yüzden daha fazlasını ödeyebilirim. Noktasında kesinlikle teklif üst sınırını kullanmanız lazım. Burada reklam maliyetleriniz yukarı çıkacaktır mutlaka. Ama burada Facebook'a... Bu arada şey de olabilir. Yani reklamınız çok etkildir. Diğer firmalara göre çok daha doğru pazarlama yapıyorsunuzdur. Hem açık artırmaları kazanıp hem de çok düşük alışveriş başı tutarlar da elde edebilirsiniz. Bu da işin artık pazarlama kısmına giriyor. Bu teknik kısımdan çıkıyor zaten o. Burada siz şunu bilin yeter. Ücret üst sınırında bir alışveriş başı tutar üzerinden açık artırmaya giriyorsunuz. Teklif üst sınırındaysa bir müşteriye maksimum ne kadar para ödeyebilirsiniz? Bir müşterinin açık artırmasını kazanmak için ne kadar para ödeyebilirsiniz? Bunu belirtiyorsunuz Facebook'a. En düşük ücret zaten söylediğimiz gibiydi. Teklif üstünü de anlattık. Kısaca bu konu hakkında da bu şekilde bir güncelleme yapmış olalım. Ve şunu da tekrar unutmadan söyleyeyim. Teklif üst sınırı Facebook reklamlarında sizin manuel olarak reklamlara ve öğrenme sürecine manuel olarak müdahale edebildiğiniz tek alan. Çok daha riskli ve ne yaptığınızı bilerek ilerlemeniz gereken bir alan. Yani basit mantıkla çalışan, daha doğrusu statik çalışan bir alan değil, dinamik çalışan bir alan. O yüzden şu mantıkta her zaman doğru değil. E hani işte evet, herkes 30 lira diyor. E ben 1000 lira öderim ya bir müşteri için deyip reklamları tamamen e, erişim reklamına çeviredebilirsiniz. Ama işte yok ya herkes 30 ödüyor. Ben 20 yazayım buraya dediğinizde hiç reklamınız gösterim de almaz. Doğru ve optimum değeri dinamik olarak bugün dinamik olarak doğru değer 90 lira olabilir. Yarın 80'e düşebilir. O zaman teklifinizi 80'e çekmeniz gerekir daha optimum sonuç için. E bir de buna öğrenme süreci ekleniyor. Ya burası biraz dinamik olarak sürekli kafa yormanız gereken bir alan eğer kullanıyorsanız. Ama az önce söylediğimiz şeyi unutmayın. Bu bir müşteriye maksimum ne kadar ödeyebileceğinizi anlattığınız kısım. Ücret sınırında ise girdiğiniz değer daha gerçekçi bir değer olmalı. Yani ortalama alışveriş başı tutarınız 30 liralarda olması gerekiyorsa 30 liralar yazmanız gerekiyor. Buraya işte 90 lira yazdığınızda e, o zaman karlılığınızı çok aşağıya çekeceğiniz için çok da bir anlamı kalmıyor. Onun yerine en düşük ücreti kullanmak çok daha mantıklı oluyor. Bu konuyla alakalı güncellemelerimiz de bu kadardı. Sonraki videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar böylelikle bir konuyu daha bitirmiş olduk. Umarım açıklayıcı olmuştur. Eğer bu serinin sizlere yararlı olduğunu düşünüyorsanız serinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için videoyu beğenebilirsiniz. Bunun dışında sormak istediğiniz sorular varsa da bana hakkında kısmındaki mail adresimden veya videonun açıklamalar kısmındaki Facebook topluluğu üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın.